Evet arkadaşlar, hayırlı akşamlar, hayırlı günleriniz olsun. Öncelikle SPK'nın yasal uyarısını bir hatırlayalım. Burada anlatılan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında asla değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bunlar anlattıklarım sadece kendi şahsi fikirlerimdir. Hiçbir hisseyi enstrümanı al sat tut tavsiyesi değildir arkadaşlar. Dostlarım, iyi akşamlar, en güzel günler sizlerin olsun. Maalesef endeksimiz sert bir düşüş yaptı. Dün bir video çektim hatırlarsanız. Söyledim, dedim ki arkadaşlar endekste düzeltme gelebilir mi, temkinli olalım mı gibi bir video çektim ve orada endeksin özellikle Ağustos'un ilk haftasına kadar bir dalgalı süreçleri olsa da bir yükseliş olabilir demiştim. Maalesef ama illaki kesin bir şey de olmamak şartıyla belli olmaz, siyasi kanattan gelecek bir haber veya olumsuz bir haber hemen yarın da öbür günde sert satışa yol açabilir ve düzeltme olabilir diye dünkü videomda söylemiştim. Evet, şimdi bugün baktığımız zaman endeksi bu şekilde sert bir şekilde düşürecek ben önemli bir haber göremedim. Yani bu Cumhurbaşkanımızın Arap devletleri ile yapmış olduğu, Suudi Arabistan, Birleşik Emirlikleri, Katar ile yapmış olduğu bir sürü anlaşmalar, güzel haberler, Türkiye'ye para gelecek, şu olacak, bu olacak derken, ortada hiç güzel haberler varken, hiçbir şey yokken ne olduğu anlamaz bir şekilde bir satış yedik. Bunun kokusu çıkacak. Bu satışın yani yarın çıkar, yarın öbür gün veya bu gece sabaha karşı bu nedenini yani hep birlikte göreceğiz. Dolarda zaten bir anormallik olduğu belliydi. Dolar yükseliyor aşırı bir şekilde. Altın aşırı bir şekilde yükseliyor. Euro yükseliyor yani ama altın ile uğraşan hisseler, ihracat yapan hisseler, kasasında dolar olan hisseler nedense gitmiyor ve eksideydi. Yani bir gariplik vardı ama çözemedik. Keşke çözseydik de sizlerle paylaşsaydık. Elimden geldiği kadar her şeyi sizlerle paylaşmaya çalışıyorum ama maalesef bunu kestiremedik. Baktığımız zaman endeksimizde evet özellikle saat 4'ten sonra keskin bir düşüş yaşadık. Twitter'da da birkaç defa tweet atarak sizlere paylaştım. Arkadaşlar 6500 önemli bir destek. Aman ha oraya dikkatli olalım. 6500'ün üzerinde kapatamazsak sıkıntı olabilir. 6400'e kadar satış yiyebilir, satışlar hızlanabilir diye orada birkaç defa tweet attım. Beni Twitter'dan da takip edebilirsiniz. Resul Aktaş Borsa veya Borsa Kapısı Resul 9500 civarında bir takipçim var. Oradan takip ederseniz de günün gelişmelerine gücüm yettiğince, dilim döndüğünce sizlere anlatmaya çalışıyorum. Temkinli olalım, alış için acele etmeyin. Az eline hisseler 1-1-2-3 düşmüş, alalım mı bir sürü yerlerde mesaj geliyor. Arkadaşlar temkinli olalım, ortalık bir durulsun, acele etmeyin. Ne oldu? Daha bu düzeltmenin D'si bile değil. Bu bir düzeltme değil. Yani el altından alınmış bir haber bu. Ne haber olduğunu bilmiyorum ben. Yani şöyle bir dedikodu var. Artık gerçek mi, yalan mı? Merkez Bankası faiz oranını açıklayacak Perşembe günü. Merkez Bankamız acaba faiz oranını sabit mi bırakacak? 1-2 bas puan mı artacak? Artıracak gibi çeşitli söylentiler var. Bunlarla alakalı olarak eğer Merkez Bankamız faiz oranını artırmazsa veya 1-2 puan artırırsa şimdiden onu görüyoruz. Şimdiden yavaş yavaş bugünden başladık daha bugün salı düştük, çarşamba düştük, perşembe günü ne olacağını göreceğiz. Şimdi endeksimize bir bakalım neler oluyor, neden oldu? Acaba endeks sata mı geçti? Şu andaki pozisyonumuz var ise borsadaki var zaten. Her zaman ne dedik?
kısa, orta ve uzun vade hisselerimizi mutlaka paramızı üçe bölelim. Kısa, orta ve uzun vade. Uzun vadelerde asla hala bir şey yok. Uzun vade, adı üstünde hiçbir şey yok. Orta vadede de bir şey yok. Aldık, en az bir yıl bekleyeceğiz. Hiçbir şey devamlı yükselmez, hiçbir şey devamlı düşmez. Bunu defalarca sizlere anlattım, söyledim, en az 50 tane videomda defalarca söyledim. Kısa vadeler, trade olarak yapılan işlemler çok sıkıntılı olabilir. Özellikle şu 3 gün. Al satlardan uzak durun. Çok hızlı hisse değiştirmeyin. Çok çabuk karar vermeyin. Nakidiniz varsa bence perşembe günü saat 2'ye kadar, Merkez Bankası'nın faiz kararına kadar bence beklemek lazım. Nakit var ise alım için acele etmemek lazım. Belki şu anki fiyatın artı 3-5 yukarısından alırız, ama almak istersek buradan belki bu düşüş devam edecek. Alacağımız ise %15 aşağıya gelecek. %5 yukarıdan almayı mı tercih edersiniz? Aldığınız ise %15 düşerse oradan almayı mı tercih edersiniz? Bunu kendinize bir sorun. Ben ne yapıyorum? Al satçı mıyım? Yatırımcı mıyım? Oyuncu muyum? Buna dikkat edin. Kasasında dolar olan, ihracat yapan, büyüyen, sağlam, güçlü hissedeysen asla korkma. Belki de bu düşüş hızlı yükselişin bir silkelemesi olabilir. Kârdaysam, kısa vadeciysem hissemi satar, çıkarım ben bu strese gelemem diyorsa. Ama ben bu ise böyle şeyleri çok gördüm, bunlar geçicidir diyorsan o zaman bekleyeceksin. Ama yükseliş trendinin bitip bitmediği nereden anlayacağız? Hemen bir endekse bir bakalım. Şimdi endekse baktığımız zaman bu saatlik grafik, günlüğüne bir açalım. Günlüğüne baktığımızda günlükte henüz sata geçmiş bir indikatörümüz yok. Zaten buradan 4600'lerden al vermişti, devam ettik ve gittik. Bak, burada endeks geri çekilmesine rağmen henüz benim indikatörüm sat vermedi. Sat vermedi. Burada al vermiş, burada sat vermiş. Ama burada aldık verdikten sonra henüz sata geçmedi. Sat vermedi. Günlük böyle. Neden? Çünkü endeksimiz günlük olarak düşmedi. Saatlik bizim için önemli bir kriter olacaktır. Endeksimiz acaba düşüşünü devam ettirecek, yoksa buradan bir silkeleme, yanlış bir haber mi var, olumsuz bir haber mi var? Hemen ne yapalım? Saatlik grafiğine baktığımız zaman, yani burası saat kaçmış? Saat tam 4'te. 4'te benim indikatörüm sata dönmüş. Saatlikte sata, yani 3 tane mum yakmış. Hem de çok uzun ve sert mum. Hemen şöyle geriye dönük bakalım bakayım. Böyle 3 tane sert mum düştü verdikten sonra endeks düşmüş mü, kandırmış mı, hemen bakalım. Şöyle baktığımız zaman bak, burada 3 tane vermiş ve 4-5 tane vermiş, biraz toparlar gibi yapmış. Ondan sonra ala geçmiş. Yani burada endeks 5600'lerde sattırmış, burada 5400'de kandırmış, ala geçmiş ama tekrardan geri sata geçmiş. Onun için dikkat etmemiz gereken nokta, yarın eğer öğleye kadar, saat 12-1'e kadar endeks 5400 5000 dilimde kalmış, 6400, yani şu aralar 6500-6494, nereden kapattık? 6365. Daha önce şu 6400'de buralarda bayağı bir uğraşarak bize bir destek noktası yapmaya çalıştı. Bu desteğin kırılıp kırılmadığını biz yarın göreceğiz. Nasıl göreceğiz? Özellikle buraya dikkat edeceğiz. Yani 6403 seviyesi bizim için önemli bir
destek. Şöyle baktığımız zaman 6400'ünden çıktı geldi, çıktı geldi, çıktı geldi ve buradan taban oluşturduktan sonra endeks yukarıya gitti. Eğer yarın 6403 seviyesi üzerine öğleye kadar atamaz ise, buna dikkat edin. Öğleye kadar atamaz ise, belki açılışta aşağı gelir ama ondan sonra toparlama yapıp 6400 seviyesi üzerine atarsa yarın çarşamba ve perşembe günü de 6400 üzerinde kalırsak bir yataya başlayarak Merkez Bankası'nın faiz kararını beklemeye geçer. Ama eğer 6403 seviyesi üzerine geçemez ise, 6403 seviyesi üzerine geçemez ise bu defa takip edeceğimiz nokta neresi olacak? 6403-4 seviyesi. Eğer burayı geçemezse daha önce saatlikte sata geçmiş olduğu sert bir satış var şurada. Bak şurada sert bir satış var. Bu satışa bir mil atabilir. Yani 6315 seviyesine kadar bir satış yiyebiliriz. Hatta onun da altında 6288 önemli bir destek noktasıdır. 6288 önemli bir destek noktasıdır. 6288'in altına sarkar ve 6288'in altında kapanış yapar ise perşembe gününe kadar ve Merkez Bankası'nın faiz kararının açıklandıktan sonra eğer gitmiyorsa ve 6288'in altına sarktıysak ben %60-70 nakite geçerim. Bunu açık ve net olarak söylemek istiyorum. Ben kendim geçerim. Geçen geçer, geçmeyen geçmez, tutan alan gider. Ben ona karışmam. Şimdi günlüğüne bakalım endeksin. Endeksin günlüğüne bakalım, hatta haftalığına bakalım. Yani her mum bir haftayı bize ifade ediyor. Endeksimize baktığımız zaman arkadaşlar, hiçbir zaman endeksimizde bir düşüş olmamız. Yatay gitmiş, yatay gitmiş ama bir şekilde her zaman endeksimiz ne yapmış arkadaşlar? Yukarı gitmiş, yukarı. Her zaman yukarı gitmiş. Ama yatmış, ama kalkmış, ama yatay gitmiş. Şöyle baktığımız zaman bak, bakar mısınız? 52'ymiş burası. Ne zaman? 96'da. 52'den gelmiş, 230'a, 200'den gelmiş, 300'e, 300'den gelmiş, 1000'lere, 1000'den gelmiş, 1500'e böyle hep gitmiş. Yani demek istediğim şu, tamam geri çekilebiliriz, düşebiliriz, kalkabiliriz ama eninde sonunda endeks yine yukarı gider. Ama ne zaman gider? Tabii çok aşırı bekleyene, yatırım olarak işini yapana, yatırım olarak borsada durana borsa hiçbir zaman zarar asla ettirmez. Yeter ki sen ben borsada bekliyorum, ben borsada yatırımcıyım düşüncesi ile baktığımız zaman hiçbir zaman borsa sana zarar ettirmeyecektir. Yeter ki sağlam ve düzgün hissede kal, yeter ki sağlam düzgün hissenin yani seçici oda olmak lazım. Bu da çok önemli. Şimdi bilanço dönemi gelirken, önümüz bilanço olurken, yani dolar yükselmiş, dolar bazında hisseler aşağı gelmişken bu endeksin düşmesini ben anlamsız buluyorum. Evet, düştü mü? Düştü. Zarar ettik mi? Ettik. Öyle bir şey ki arkadaşlar, öyle bir şey ki sen 6 ay uğraşırsın, para kazanırsın ama bir de şu var, mutlaka ama mutlaka para kazandığın zaman kısa vadeciysen o kazandığın parayı çekmeyi mutlaka bil. Al satçıysan kazandığın parayı çekmeyi bil. Şimdi endeksi anladık. Eğer kısa vadeciysek kazanmış olduğumuz zaman kar almayı bilmeliyiz. 100 lira param var, 150 yaptım, 150 liralık hisse alıyorum. 150 lira paramı 200 yaptım, 200 liralık hisse alıyorum. Ve devamlı alsatlarla geçiriyorum. O zaman sen para kazanamazsın. Senin o 100 liradan 200 lira yaptığın para
bu şekilde gitgellerden seni belki de 15 günde 20 günde geri 100 liranın altına getirir. Hele de çok hisse değiştiriyorsan buna çok dikkat et. Ben endeksimizin bir Merkez Bankası'ndan dolayı bir sert bir satış yediğini düşünüyorum. Merkez Bankamızın açıklamaları gelebilir. Eğer Merkez Bankası faiz kararının şu anda medyanın beklediği 5 bas puan yani 15'ten minimum 20'ye getirilmesi. 25 diyen var, 28 diyen var, 30 diyen var, ona ben karışmam. Benim tahminim de 18,5-19 aralığına geleceğini düşünmemdir. Daha öncekini ben 15 olacağını söyledim. 25-30 diyenler oldu. 15 olarak ben tam isabetten buldum. Ama şu anda tam kestiremiyorum. Eğer 19'un altında, 18,5-19'un altında faiz kararı gelse endeksimizde bir dalgalanma olabilir diye düşünüyorum. Onu özellikle belirteyim ama beklersek endeksimizin yönü yukarı. Ben buna inanıyorum ama dediğim gibi 6288'in altında ben %60 nakide geçerim. Bunu özellikle belirteyim. Uzun muadeler hariç diğerlerini satıp nakide geçerim. Dolar altın ben ona karışmam, onu yorumda yapmıyorum. Gidiyorlar, yolları açık olsun. Nereden döner ne yapar onu da bilemiyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.